Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslarla giydirip, çiçek ve meyvelerin murassatıyla süslendirip, hizmetkar ederek, onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek. Şimdi bu cümlede baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın varlığına pek çok delil birden var. Bir cümle ama hatta cümle bitmedi daha bir noktalı virgül var. Devam edecek. Birincisi ağaçlardan bahsediyor. Evet. Ağaçların bahar mevsiminden önceki hallerine baktığımızda son derece gariban, evet. Çıplak, kemikleşmiş, ondan sonra cenaze gibi ayakta duran bir şey. Evet. Baharda baktığımızda cennet hurileri tarzında, cennet elbiseleri, sündüs misal, cennet elbiseleri giymiş vaziyette. Yaprak, çiçek, meyve boyutuyla çok şaşalı bir şekilde görüyoruz. Bu bir. Ondan sonra bunların hizmetkar olması bize. Şimdi bunun nasıl hizmetkar? Yani bize acımaz ki hizmet etsin. Şefkat etmez ki hizmet etsin. Bilmez ki hizmet etsin. Niye emrimize girsin? Yani şuuru yok, ilmi yok. Ama hizmetkar olması. Bir başka boyutu, onların latif elleriyle olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri bize takdim etmek. Adeta dalları el oluyor. Alın yiyin diyor. Yani hani yontulmamış kaba kereste diyeceğimiz, hissiz şuursuz diyeceğimiz, ilimsiz hikmetsiz diyeceğimiz. Evveli cenaze gibi ayakta duran ağaçlar şimdi bizim için hem hizmetkar oluyor, hem rahmetin tecellisine bir ayna oluyor, hem bizim ihtiyacımız olan şeyleri getirmekle bizim imdadımıza koşuyor falan. Bu ağaca bağlanabilir mi yani? Ya. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini güneş gibi gösteren bir ayna. Örnekleri genellikle bu şeyden veriyor ki herhalde şöyle de anlamak lazım. Yani hiç akletmez misiniz? Hiç aklınız yok mu ki? Düşünün, tefekkür edin ki bu işler, bunu ağacın şuyun buyun işi olamaz. Anlayın, idrak edin mahiyetinde. Hani inkar edilmez derecede çok bedihi hakikatleri adeta hedefi 12'den vurmak mahiyetinde Üstad Hazretleri zikrediyor. Hani size diyor ya, sebepler gayet adi, müsebbep gayet âli. Netice, evet. Tabii. Mesela şimdi usta masadan daha kıymetli, daha âli. Onun için bu masayı rahat yapabiliyor. Masa ona göre adidir. Ama masa insan yapsa çok garip olur yani. Çok farklı olur. Belli ki bu masanın arkasında adam yapabilecek bir sanat var, bir özellik var. Bir maharet var ki bunu ona yaptırıyorsa bu aciz, şuursuz olan ağacın işi değildir. Ama ondan kabiliyetli olan insan bunu yaparsa onun arkasında ayrıca bir usta aramaya gerek yok. Şimdi bütün sebeplere baktığımız vakit, onlardan meydana gelen müsebbep dediğimiz meyvelerine baktığımız vakit onlara göre daha adidir. Bir tarafta odun var, bir tarafta meyve var. Bir tarafta zehirli bir bal böceği var, değil mi? Bir taraftan da bal var. En şifalı, daha tatlı olan nimet-i ilahiye var. Dolayısıyla bunun bunu yapması. Bir taraftan aklını hiçbir şekilde beğenmediğimiz, akılsız, şuursuz dediğimiz inek var. Bir taraftan da bütün insanlar toplanıp mahiyetini bile anlayamadığı süt var. Belli ki buyurduğunuz gibi Allah insanların akıllarına bir kapı aralamak istiyor. Görün ki bunlar bunların işi değildir. Bunların arkalarında Esma-i İlahiye'yi görün. Rezzak olan, Hakim olan, Kerim olan, Rahim olan, Kadir olan, mürid olan bir ilahınız var. O da size nimetlerini ne yapıyor? Rahmeti yani sebepler perdesinde boğulmayın. Tabii canım. Öyle. O perde tenteneli bir perdedir. Ya. Yani şeffaf bir perdedir aslında. Ağaca bakınca Cenab-ı Hakk'ın Kerim ismini, Rahim ismini, Muhsin ismini, işte Gani ismini, Hakim ismini, Kadir ismini, Alim ismini görün. Gösterir. Ama gaflet olursa o perde duvar olur. Küfür olursa, şirk olursa hakeza. Dolayısıyla böyle tenteneli bir perde olan, arkası tamamen
Cenab-ı Hakk'ın esmasını, tecellisini gösteren bir perdeyi duvar yapıp da işte imanınızı kaybetmeyin, maneviyatınızı tahrip etmeyin. Elhamdülillah. Dercesine bir de özel seçilmiş örnekler diye düşünüyorum. Evet, yani. Aynen. Bediüzzaman Hazretleri'nin özel seçtiği örnekler ki artık hakikat çok ayan beyan ortada. Aklı olan kabul eder manasında. Sonra diyor ki en hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek. Sinek zehirli ama bize yedirdiği şey tatlı. Bal, tatlı, şifalı. Bir de şifalı. Bu da çok büyük bir mucize. Ya. Hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak. Tırnak kadar çekirdek ama içinde tonlarca erzak deposu olma özelliği kader kalemiyle yazılmış. Ya. Yani tırnak kadar çekirdekten hani ineğin sütünü, memesini sağıyorsunuz, süt akıyor ya, o süte bakıyorsunuz, İneğin memesinden daha büyük. Orada o kadar süt taşıması imkanı yok. Belli ki Allah yaratıyor. Sağarken yaratıyor. Aynı şekilde çekirdek, yani çekirdek, tırnak kadar çekirdek, küçük bir çekirdek. Onun içinden tonlarca meyveyi Allah gönderiyor. Bu işte Cenab-ı Hakk'ın apaçık, bedihi bir şekilde rahmeti, keremidir. Ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Evet. Bu şeye bir vurgu var 23. sözde de. Evet. Yine aynı metot, aynı teknikle tabiatın, tesadüfün, işte esbabın, sebeplerin işi olmaması, açık bir şekilde Allah'ı gösterdiği hakikati boyutuyla izah eden bir cümle ama çok vurucu bir cümle. Diyor ki bir gözsüz akrep ve ayaksız yılan gibi haşirete mağlup olan insan. Şimdi sen insansın, bu kadar acizsin. Bir gözsüz akrep, ayaksız yılan seni mağlup ediyor. Ama diğer taraftan küçük kurttan ipeyi giydiren, zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, onun zaafının semeresi olan tesir-i Rabbani, ikram-ı Rahmani'dir. Yani sen güç bu potansiyel olarak yılana, akrebe hem de ayaksız gözsüz oldukları halde yeniliyorsun da küçük bir kurttan, elsiz bir böcekten ipeyi giymek, işte zehirli bir sinekten balı yemek senin ilmin, iktidarın olamaz. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Zaafının semeresi demesi de çok güzel. Sen zayıfsın da Allah sana merhamet ediyor. Onun için bunu sana ihsan ediyor diyor. Maşallah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eserlerini, işte Rahim isminin tecellilerini biraz daha farklı cümlelerle izah etmemiz mümkün mü? Evet. Tabii rahmet her yerde. Yani bizim içimizde bir hücrenin muntazam çalışması rahmet olduğu gibi, evet, bize verilen ruhi ve uzvi bütün nimetler her birisi mücessem bir rahmet gibi. Kendimizi aşalım, bütün çevremize bakalım. Her şey rahmet. Gecenin gelmesi rahmet, gündüzün gelmesi rahmet. Evet. Kışın gelmesi rahmet, yazın gelmesi rahmet. Fırtınanın esmesi rahmet, ağaçların meyve vermesi rahmet. Yani bütün bunlara baktığımız vakit her birisinin rahmet cihetine bakan ciddi manada şeyleri var, özellikleri var, cihetleri var. Özellikle şimdi, kendimize baktığımızda onu, evet, tam anlıyoruz. Şimdi size okyanuslar rahmet olduğunu belki bizim sağımızda ise bilemeyiz. Evet. Eğer rüzgarın rahmet olduğunu, evet, anlayamayabiliriz. Ama vücudumuzdaki hal ve hareketlerin rahmet olduğunu anlamak için ya, alim olmaya gerek yok. Aynen. Bak oturmak ne kadar büyük bir nimet. Hem de hakkal yakın anlıyoruz. Evet, birinci ya, derecede anlıyoruz. Hakkı. Oturmak rahmet, nefes alabilmek rahmet, ya, uyuyabilmek rahmet. Ya rahmet olduğuna inanmıyorum. O zaman oturma bakalım 24 saat, ayakta dur. Hemen anlarsın. Diyelim ki 2 gün, 3 gün bir uyuma bakalım. Uykunun nasıl olduğunu hemen anlarsın. İşte bir astım hastası olsan nefesin kıymetini öyle bir idrak edersin ki. Ya. Yani dolayısıyla insan kendine baksa rahmet tecellilerini en azam mertebede görüyor zaten. Aynen öyle. Evet. Şimdi 7. şuada, tabii bununla alakalı epey bir yer var Risale'nin muhtelif yerlerinde.
Umum zemin yüzünde ve içinde ve havasında ve denizinde bütün zih hayatın ve bilhassa zih ruhun ve bilhassa aciz ve zayıfların ve bilhassa yavruların hem maddi ve midevi hem manevi bütün rızıklarını şefkatkârane kuru ve basit bir topraktan ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan ve bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle oka tağımların vakti vaktine mukannen bir surette hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak gözümüz önünde bir desti gaybi tarafından verilmesi. Evet. Şimdi bu manada bir baktığımız vakit, bu tabii çok cami bir ifade. Çok cami bir paragraf, bir cümle değil mi? Evet. Şimdi zemin yüzünde bir ve içinde, yani zeminin içinde bizzat metfun olan toprağın altında ve havasında, burada da çeşitli gazlar ve denizinde bütün zih hayatın, hayat sahiplerinin biraz daha daraltacak ve bilhassa zih ruhun, ruh sahiplerinin biraz daha daraltıyor. Ve bilhassa aciz ve zayıfların, hayvani ve insani. Ve bilhassa yavruların hem maddi, bedeni, hem midevi, mideye dair. Beslenmeyle alakalı. Hem manevi bütün rızıklarını. Tabii manevi rızıklarımız da duygularımızı bu manada besleyen şeyler var. Denizin karşısında dururken bir şey yemiyorsun. Midene bir şey almıyorsun. Ama öyle bir şey alıyorsun ki evine gittiğin vakit rahat bir haleti ruhiyeyle gidiyorsun. Çiçeğe mesela baktığın zaman. Çiçeğe bakıyorsun. Mesela güzel nakışlı bir çiçeğe, bir laleye ya. İşte veya bir gül çiçeğine bakıp da rahatsız olan insan yoktur. Ya. Daha. Çiçeğe bakıyorsun, sen var ya öyle bir lezzet, zevk alıyorsun ki o da bir manevi gıdadır yani. Tabii. Değil mi? Şefkatkârâne. Bu şefkati gösteriyor. Hı-hı. Bir zat var. Ve bu zat bir cihetle en gizli, bir cihetle en aşikardır. Bir cihetle sanki bütün kainat onu gösterir, bir cihetle sanki bütün kainat onu kapatır. Hani Üstad Sermesi'nin öyle diyor ya, Fesübhanallah, iman ile küfür arasındaki mesafe ne kadar uzundur, ne kadar kısadır. Perde ne kadar kalındır, ne kadar incedir. Değil mi? Şimdi tentenli perde diyor Üstadımız. Tentenli perde hem gösterir şeffaf, hem kapatır. Dolayısıyla sadece ufak bir tefekkür lazım. Değil mi? Bütün bunlara baktığımız zaman ne diyoruz? Elbette burada bir kast var. Bir irade var. Bir şefkat hissi var. Şuur var değil mi? Evet. Kuru ve basit bir topraktan. Kuru basit bir toprak. Peki buradan nasıl geliyor? Belli ki rahmetle geliyor. Ve camit ve kemik gibi kuru odun parçalarından yapılan. Ağaçlar. Ya ağaçlar. Kuru odun veya parçası. Çekirdek. Ya. Şimdi bu masamız bu odun. Şimdi bu odundan kalk bütün insanlar toplansın ve bundan bir meyve süsün mümkün değil. Değil mi? Ama Allah onu rahmetiyle sana bir fabrika gibi, bir atölye gibi yapıyor ve onun içerisinde ham madde olarak çamuru bir tarafından diyelim mesela sokuyor. Bir taraftan sana ve bütün zih ruhlara, zih hayatlara faydalı olacak bir nimeti gönderiyor. Yapılan ve bilhassa en latifi kan ve fışkı ortasından gelen süt. Şimdi hayvan ya da beşeri valideler. Onlar normal bir gıda yiyorlar. Günlük kendilerini besleyecek. Bir kısmı fışkı olarak dışarı atılır. Bir kısmı kan olarak vücutta dolaşır. Bir kısmı da en latif olan süt olarak yavruların imdadına gönderilir. Ve bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle oka tağımların. Şimdi bir misal diyorum Malatya kayısı diyelim. Değil mi? Şimdi küçük bir çekirdek atıyorlar toprak altına. Oluyor koca bir ağaç. Bu sene ne kadar verdi bu ağaç? 500 kilo. Bir ton kayısı verdi. Müthiş ya. Öyle bir fabrika gibi. Bir defada toplanmıyor. Her gün gidip topluyorsun kasalarla. Her gün yine gidiyorsun. Yine gidiyorsun. Yine gidiyorsun. Allah'ım. Şimdi ne oldu şimdi? Bak. Bir dirhem kemik gibi bir tek çekirdekten yapılan binlerle oka tağımlar. Artık bunu sen istersen kurut, istersen yaş olarak afiyetle ye, çekirdeklerini ayrıca sen kullanıyorsun, istifade ediyorsun. İstersen bunları pestil yap, istersen bunları şurup yap, istersen bunları meyve suyu yap, neyse yani. Vakti vaktine, tam lazım olan vakte, mukannen bir surette, ölçülü bir surette, hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak gözümüz önünde bir desti gaybi tarafından
verilmesi elbette Cenab-ı Hakk'ın Rahim isminin binler tecellilerinden bir tanesini o da işareten gösteren sadece bir tecellidir. İşte yani. Bu sadece insan değil bu sefer bütün mahlukatı düşündüğümüzde, bütün mahlukatın hayvanat şey yavrularını düşündüğümüzde o hayvanların, onların hepsinin rızkının verilmesi gerekiyor ki canlıdan, yeryüzünde canlıdan bahsedilsin. Bir de zamanında verilmesi lazım. Zamanında. Zamanında verilmezse yavrular ölür. Aynen öyle. Yani elhamdülillah her şey çok hikmet, çok güzel bir şekilde gidiyor. Elhamdülillah. Bir cümle müsaade ederseniz 7. şuradan ben okuyayım. Diyor ki zerrat-ı tamiyeyi hücerat-ı bedeniyenin imdadına. Maşallah. Yani taamlar, yani yediğimiz işte içtiğimiz domatesten, işte patlıcandan, tutun elmadan, armuttan, kayısıya kadar. Ne varsa bunların vücudumuzda zerreleri mideden hazmediliyor, şey yapılıyor. Bedenin hücrelerine imdat ediyor. Bedenin hücrelerinin imdadına koşuyor. Sonra nebatatı hayvanatın imdadına. Bitkileri hayvanlar için koşturuyor. Sonra hayvanatı insanların yardımına. Umum valideleri iktidarsız yavruların muavenetine. Hakimane, rahimane koşturmak ve göndermek. Yine Cenab-ı Hakk'ın azim bir merhamet, rahmet tecellisidir. Maşallah. Evet. Dün biz bir derste konuştuk da Cenab-ı Hak niye bize böyle nimetlerle ikram etsin? Niye işte bizim için baharı getirsin? Niye bizim için hayvanatı itaat ettirsin bize? Niye işte dünyadan binlerce büyük galaksileri, gezegenleri, güneşleri bizim etrafımızda pervane yapsın? Bunun bir açıklaması var. Yani neden soruyu soruyoruz? Şunun için soruyoruz. Bunda Allah'ın bir menfaati var mı? Bir kazanımı var mı? Yok. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi ballarla, böreklerle besliyor da. İşte güneşlerle, aylarla, yıldızları da bizim hizmetimize vermiş de. Bundan bir şey kazanıyor mu? Bundan bir menfaati, faydası var mı? Yok. Veya İşte biz ibadet edelim desek, sabaha kadar Cenab-ı Hakk'ı ibadet etsek, sabaha kadar işte Cenab-ı Hakk'ı zikretsek, Cenab-ı Hakk'ın şanı şerefi mi artacak? Yok. Zaten sonsuz kibriya sahibi, büyüklük azamet sahibi, şan şeref sahibi, âli müteali olan bir zat. Yani bütün insanlar peygamberler gibi abid olsa değişmez bir şey. Bütün insanlar Ebu Cehil gibi, Firavun gibi olsa yine değişecek bir şey yok. Yok. Değil peki mi? Niye Cenab-ı bu kadar yani ikram ediyor? Tek bir açıklaması var. Üstad da onu diyor. Rahmet. Rahmet. Acıyor, şefkat ediyor, merhamet ediyor işte. Dolayısıyla etrafımızdaki nimet adına ne varsa, bunun bedene bakan boyutu var, ruha bakan boyutu var, duygularımıza bakan boyutu var, mideye bakan boyutu var. İşte burun da bir midedir. Güzel bir kokuyuz. Kulak başka bir midedir. İşte bir bülbülün sesini hazmediyor icabında. Göz bir başka midedir. İlahir bir sürü nimet adına ne varsa hepsini düşündüğümüzde bu Allah'ın rahmetidir. Vesselam.